PepsiCo gerek çevreye, gerek topluma ve gerek birlikte çalıştığı insanlara olan sorumluluğunun çok bilincinde olan bir şirket. 2006 yılında ilk sürdürülebilirlik vizyonumuz ortaya çıkıyor. Ve 2006 yılında çevre, toplum ve insan başlıkları altında bir sürdürülebilirlik stratejisi yayınlanıyor. Ve 2006 yılından beri her ülke bu hedeflere ulaşmak için çaba gösteriyor. 2016 yılında değişen tüketici ihtiyaçları, çevresel olarak değişen öncelikler bizi hedeflerimizi yenilemeye itti. Bu yüzden 2016'da bir hedefler yenilendi. Sürdürülebilirlik vizyonu bize aslında şunu söylüyor. Biz şirket olarak finansal performansımızı ilerletirken, mükemmel bir finansal performans gösterirken ama bir yandan da faydayı unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden biz bu finansal performansımızı çevreye, insanlara ve toplumlara geri vererek sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Biz bu yüzden bundan da fayda gözeten performans diyoruz. 2016 yılında da hedeflerimiz 3 ana alanda. Dünya, insan ve ürünler. Dünyada çevresel ayak izimizi azaltmaya hedefliyoruz. Burada karbon emisyonlarımızın azaltılmasından, su tüketimimizin azaltılmasına kadar hedefler var. Ürün dediğimiz zaman bizim ürünlerimizin hep daha iyileştirilmesi ve besleyici ürün portföyümüzün artırılması ve genişletilmesi var. Sürdürülebilirlik vizyonunun üçüncü başlığı insan. İnsanda da hem birlikte çalıştığımız insanları hem de içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumları güçlendirmek ve onların refah seviyesini artırmaya yönelik hedefler yer alıyor. Türkiye olarak bu hedeflere, yeni hedeflerimizle ilgili planlarımız başladı. 2025 yılına uzanan hedefler. Yeni projeler hazırlıyoruz. Bu konuda heyecanlıyız.